Bilgi Şelalesi başlıyor. Sevgili izleyenler, girilen coşkulu bir cinsel ilişki sonrası küresel geçici amnezi denilen bir durum ortaya çıkabiliyormuş. Bu nedir derseniz, cinsel ilişki sırasında beyin damarlarında oluşan yoğun basınç sonucunda kan akışı kısa süreli sekteye uğradığından beynin orta bölümlerine kan gitmeyebiliyormuş. Bu da hafıza kaybına yol açabiliyormuş. Bakın burası önemli. Aranızda ertesi gün niye aramadı, hani kahve içecektik, vay şeref yoksunu diyen varsa çok da şapmasın, karşınızdaki kişinin kafası gitmiş olabilir. Kıps. Denizin altında 10 metre indiğinizde gaz çıkarmanız fiilen imkansız hale geliyormuş sevgili izleyenler. Artık bunun testi nasıl yapıldı, her metrede gaz çıkara çıkara 10 metreye mi ulaşıldı onu bilmiyoruz. Yine de siz bunu bir challenge olarak almayın. Şimdi denersiniz, denerken vurgun yersiniz ya da daha da kötüsü mayonuza filan doldurursunuz, biz suçlu oluruz. Ama en önemlisi, eğer bunu başarırsanız ben başardım demek için lütfen bizimle bağlantıya geçmeyin. Teşekkürler. Malumunuz, bir ortamda biri esnerse genelde biz de esneriz. Bunun sebebi esneme eylemiyle empati kurabilme arasında bir bağ olmasından kaynaklanıyormuş. Bu yüzden klinik olarak psikopat diye sınıflandırdığımız insanlar siz esnediğinizde empati yetenekleri olmadığı için esnemiyorlarmış. Hadi bakalım, alın size yeni kaygı konusu. Kedilerinizin neden suratınıza popolarını dayadıklarını merak ettiniz mi? Siz burnunuzu, suratınızı kaçırmaya çalışırken onlar size bir jest yaptıklarını düşünüyormuş. Gerçekten eksik olmasınlar. Ama bu onların kendilerince merhaba deme şekilleriymiş. Bunu bilin ama siz uygulamayın sevgili izleyenler. Merhaba diyorum, jest yapıyorum falan dinlemez kimse, kesiverirler poponuzu. Biz selamdan devam. Sevgili izleyenler, bu bilgimiz kalabalıklar içinde hapşırmaya çekinenler için geliyor. Hapşıracağınızı hissettiğinizde kulağınızla oynar, hafifçe çekerseniz hapşırmıyormuşsunuz. Biz denedik, %100 çalışıyor. Siz de eğer ben çok yüksek sesle hapşırıyorum, alt komşu bile çok yaşa diye bağırıyor diyorsanız deneyip vücudunuzu şaşırtabilir, ne oluyor ya diye sormasına sebep olabilirsiniz. Tabii her zaman değil, arada bırakın hapşırsın bünyeniz. Efendim, armudun iyisi balın delisi derken ayıların bir konudan daha anladıkları ortaya çıkmış. Ayıların favori ağaçları olduğunu ve sırf sırtlarını kaşımak için onca yol gittiklerini, ille de o ağaca sırtlarını kaşıtıp geri döndüklerini biliyor muydunuz? Gerçekten bu hayatı siz yaşıyorsunuz be ayılar. Ne denir ki, helal olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.